zıt yönlü harekette hızlar toplamı üzerinden gittiğimizi biliyoruz. Yine şöyle temsili olarak çizmeye çalışalım. E aynı anda bulundukları noktayı şöyle A noktası olarak alalım. Biri sağ tarafa doğru V hızı ile hareket etsin. Hızları farkı 16 olduğu için diğeri de sol tarafa doğru V artı 16 ile hareket etmiş olsun. Zıt yönlü hareket olduğu için hızlar toplamı üzerinden gideceğimizi biliyoruz. Bu V artı V artı 16'dan bize 2V artı 16'yı verir. Geçen süre 2 saat olduğu için bunu 2 ile çarpıyoruz. Ve aynı noktadan harekete başladıkları için de bu çarpımı aralarındaki 2 saat sonraki mesafe olan 128'e eşit diyoruz arkadaşlar. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde 2V artı 16'mız 128 bölü 2'den 64 gelir. Buradan 2V'miz 48, V'miz de 48 bölü 2'den 24 olarak gelecektir. O zaman yavaş olanın hızı 24'tür. Hızlı olan ise 24 artı 16'dan 40 kilometrelik bir hıza sahiptir. Biz hızlı gideni aradığımız için doğru cevabımızın D şıkkı 40 gelmesi gerekir. En klasik yöntemimizde çözümümüzü yapalım. %45'i şeker olan karışımdan A kilogram aldık. O zaman A çarpı 45 yazıyorum. Artı %30'u şeker olan başka bir karışımdan da B kilogram alıyoruz. Bu da bize B çarpı 30'u verecektir. Toplam madde miktarımız A artı B gelir. Son yüzdemiz %35 olduğu için A artı B'yi de 35 ile çarpmamız gerekir. Buradan A bölü B'yi bulmaya çalışacağız. Her tarafı 5'e böldüğümüzü düşünelim. Buradan 9, buradan 6, buradan durumda 7 gelecektir. Bu durumda 9 tane A artı 6 tane B eşittir. 7'yi dağıtırsak 7 A artı 7 B'yi elde etmiş oluruz. A'lar bir tarafa B'ler bir tarafa yaparsak 2 A eşittir B'yi elde ederiz. A bölü B'yi arıyorduk. B gördüğümüz yere 2 A yazarsak A bölü B'miz A bölü 2 A'dan 1 bölü 2 gelecektir. Doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir. Eş karelerimizden bir tanesinin bir kenarını x birim olarak aldığımızı düşünelim. Dikeyde 1, 2, 3, 4 x'lik uzunluğa sahip olduğumuzu görüyoruz. Bu 4 x'lik uzunluktan 1, ee, bir... 2, 3, 4, 5, 6 tane gelecektir. Şu kırmızıyla gösterdiğim 4x'lik uzunluktan 6 tane geldiği için dikeydeki uzunluklarımın toplamı 4x çarpı 6'dan 24x olarak gelmiş olur. Yataylara bakacağım şimdi. Yatayda da 1, 2, 3, 4, 5x'lik uzunluğumuz var. Bu 5x'lik uzunluktan 1, 2, 3, 4, 5 tane geldiğini görüyoruz. İşte şu turuncuyla gösterdiğim 5x'lik uzunluktan 5 tane geldiği için bu da 5x çarpı 5'ten bize 25x'lik toplam yatay uzunluğu verir. İşte 24x ile 25x'in toplamı bizi 49x'e götürür. 49x'in 343 olduğu bize söylenmiştir. Her tarafı 49 ile oranladığımızda x değerimiz 343 bölü 49'dan 7 olarak bulunmuş olur. Parmaklığın çevresi ee, kaç metredir diye sorulmuş. Tabi çevreden kastı da şu olacak. Dikey kenarımızı 4x yatay kenarımızı da az önce hesaplamıştık 5x olarak alacağız. Çevremizde 2 çarpı 4x artı 5x olarak gelecektir. Bu 2 kere 9'dan bize 18x'i verir. X'imiz 7 olduğundan 18x'imiz 18 kere 7 yani 126 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımızın C şıkkı gelmesi gerekir. Bu soruda tüm yüksekliklerimizin 24, tüm genişliklerimizin de 40 olması bizim için önemli. Yüksekliklerimizi ve genişliklerimizi doğrusal bir şekilde uzatırsak aslında kenar uzunlukları 40 ve 24 olan çok sayıda dikdörtgen elde edeceğimizi görmüş oluruz. Şurada mavi okla gösterdim, yüksekliğimi doğrusal bir şekilde şöyle uzattığımda buraya 90 derece mi işaretlerim. Burada bir kenarı 40, diğer kenarı 24 olan bir dikdörtgen elde ettiğimi görmüş olurum. Bu dikdörtgen bölgeyi kenar uzunlukları 20'ye 6 olan fayanslarla doldurmaya çalışacağım. Yatayda baktığımda 40 santimetre fayansın yatay kenarı olan 20'nin iki katı gelir. Yani tam katıdır. E, dikeye baktığımda 24 santimetrelik uzunluk fayansımın dikey uzunluğu olan 6'nın tam katı gelir. O zaman buradaki 40'a 24'lük bölgemin alanıyla bir tane fayansın alanı olan 20 çarpı 6'yı oranladığımda 40'a 24'lük dikdörtgenin içine kaç tane fayansı hiç artma olmadan yerleştirebileceğimi bulmuş olurum. 40 bölü 20 bana 2'yi verir. 24 bölü 6'dan 4 gelir. 2 kere 4 de bana 8'i vermiş olacaktır. Demek ki buradaki bölgeye ben 8 tane fayans yerleştirmiş oluyorum. Elimde aslında bu bölgeden daha fazla var. Bu bölgeleri görmek için şu diğer yüksekliklerimi doğrusal bir şekilde ben şöyle tamamlamak istiyorum. Daha sonra genişliklerimi de böyle uzatacağım. Ve kaç tane bu bölgeden elde ettiğimi görmüş olacağım. Sol tarafa doğru şöyle geldiğimizi düşünelim. Buradan da sol tarafa doğru şöyle geliyoruz. Buradan da sol tarafa şöyle geldiğimizi düşünelim. Buradan da sol tarafa doğru şöyle geldiğimizi düşünelim. Arkadaşlar aslında sağ alt köşede ilk dikdörtgenimizi elde etmiştik. Sol tarafa geçtiğimizde bir buradan bir buradan olmak üzere iki tane daha geldi. Onun sol tarafından üç tane daha. Dört tane buradan beş tane buradan. Yani toplamda 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5'ten 15 tane 40'a 24'lük dikdörtgensel bölge elde ettiğimizi görüyoruz. Bir tanesini 8 fayans yerleştirebiliyorduk. O zaman 15 tanesini 15 çarpı 8'ten 120 tane fayans kullanırız. Doğru cevabımız burada. E şıkkı gelmiştir arkadaşlar. Dikkatlice bize verilenleri bir uygulamaya çalışalım arkadaşlar. Önce 3 numaralı kutu çıkarılıp 9 numaralı kutunun hemen üzerine yerleştiriliyormuş. Şimdi 3 numarayı çıkarttığımızda 3'ün yeri boş kalacak ve 2'nin üstüne 4, sonra 5, sonra 6 diye devam edeceğiz. O zaman o sırayla bir yazalım. Buraya 2 yazdık, bir üst kata 4 gelecek, buraya 5 gelecek, buraya 6, buraya 7, buraya 8, buraya 9. 9'un üstüne 3 yerleştirileceği için buraya 3, en üstte yine 10'un geleceğini görmüş oluyoruz. İlk hamlemizi yaptık, ikinci bize neyi söylüyor? Sonra 5 numaralı kutu çıkarılıp 7 numaralı kutunun hemen altına yerleştiriliyor demiş. Şimdi 5 çıkarıldığı için 5'e kadar olanlarda bir değişiklik olmaz buraya 2'yi buraya 4'ü yazarız. 5 çıktığında artık 5'in yerine 6 altı gelir. 6'dan sonra 7 gelecek ama 5 zaten 7'nin hemen altına yerleştirilmiş. O zaman bu araya 5 girecektir. Ee, bu araya 5 girdiği için sanki 6 ve 5 yer değiştirmiş gibi olur ve 5'in üstünde yine 7 8 9 3 ve 10 gelecektir arkadaşlar. Son durumda 9 kutudan kaç tanesinin yerden yüksekliği başlangıçtakine göre değişmemiştir diye sorulmuş. Şimdi başlangıçta 2 vardı 2 var burada değişiklik yok. Başlangıçta 5 vardı burada 5 var değişiklik yok. Başlangıçta burada 10 vardı burada 10 var değişiklik yok. Diğerlerinde değişikliğin olduğunu görüyoruz. Çünkü 9 3 olmuş 8 9 olmuş 7 8 olmuş 6 7 olmuş 4 6 3 de 4 olmuş arkadaşlar. Değişmeyen 3 tane kutu gelecektir. Doğru cevabımızın C 3 olması gerekir. Buradaki 9 hücreye 2'den 10'a kadar olan sayılarımızın her birini yerleştireceğiz. Dikkat etmemiz gereken hususlar var. Her satırda sayılar sağdan sola doğru artan sırada olacaktır demişiz. Sağdan sola doğru artarak geliyoruz. Demek ki her bir satırda sarı hücrelerimiz bize en büyük değerleri verecek. Aynı zamanda sarı hücrelerdeki sayılar yukarıdan aşağıya doğru da artan olacakmış. O zaman sarılar arasında da en büyüğün en alttaki olduğunu söyleyebiliriz. Zaten en büyükler sarılara yazılacaktı. Bir de sarılar içinde de en büyük olan en alttaki geldiği için buradaki en büyük eğer bir kere sol en alttaki A değeri olarak gelir onun da kaç olması gerekir 10 olması gerekir A'yı burada 10 olarak belirlemiş olduk. Bunun dışında önemli bir bilgimiz daha var. Her satırda beyaz hücrelerdeki sayıların toplamı aynı satırda bulunan sarı hücredeki sayıya eşit olacaktır. Mesela C'yi ve 5'i gördüğümüz için en sola biz ne yazacağız? 5 artı C yazacağız. Şu B'nin yanındaki sayıya X sayısı desek en sola B artı X yazmış olacağız. A'nın sağ tarafındaki iki tane beyaz hücreden birine Y ye yazsak diğerine de E yazmış olsak Y ile E'nin toplamı da bize kaçı verecektir diyeceğiz. 10'u verecektir diyeceğiz. O zaman buradaki sayılarımızı bir toplamına bakalım. Çünkü biz burada 2'den 10'a kadar olan sayıları kullanacağız ya. 2'den 10'a kadar olan doğal sayıların toplamını bulabiliriz. 1'den 10'a kadar olsaydı 10 çarpı 11 2'den 55 gelirdi. Ama burada 1 olmadığı için 55 eksi 1'den buradaki toplam 54 olarak gelecektir. Şimdi şurada 9 tane hücredeki her bir sayının toplamına bakıyorum. Burada 5 var. Burada C var. 5 artı C yazacağım. Bir de o toplamı buraya yazdığım için tekrar toplama 5 artı C'yi dahil edeceğim. Yani aslında burada üstteki satırdan 2 tane 5 artı C gelmiş oluyor. Aynı mantıkla ortadaki satırdan 2 tane B artı X gelir. En alttaki satırda da zaten burası 10'du. Y ile E'nin toplamı da 10 olacağı için 2 tane 10'dan 20'nin geleceğini söyleyebiliriz. İşte bu toplam az önce bulduğumuz 54'e eşit olmalı. 20'yi karşıya gönderdiğimizde burada 34 kalır. Her tarafı 2'ye bölersek 5 artı c artı b artı x'imiz de 34 bölü 2'den 17 olarak gelecektir. Zaten 2'den 10'a kadar olan sayıları kullanıyoruz. Onu kullandıktan sonraki en büyük iki değerimiz 9 ve 8'dir. Onların toplamı ancak 17 yapar. Demek ki bunlardan birinin 9, bir diğerinde 8 olması gerekir. Sarılar üstten alta doğru artarak geldiği için belli ki en üstte 8'in bir altında da 9'un olması gerekir Arkadaşlar burada en üstte 5 artı C 8 ise C'miz 8 eksi 5'ten 3 olarak gelmelidir. Şimdi biz 8'i 9'u onu, 5'i ve 3'ü kullandık. Kullanmadığımız 2, 4, 6 ve 7'nin kaldığını görüyorum. Toplamda 9'a ulaşmak istiyoruz. Burada 2 ve 7 ile ulaşabiliriz. Sağdan sola artarak gideceğimiz için şuradaki x'imiz 2 gelir. Yanındaki b'miz de o zaman kaç olarak gelecektir? 7 olarak gelecektir. 4 ve 6'yı da en alta yerleştireceğiz. E'miz 4, Y'miz 6 gelecek. Sağdan sola doğru artarak gittiğimiz için. A artı B artı C toplamı sorulmuş. A'yı zaten 10 bulmuştuk. B'yi az önce 7 bulduk. C'yi de 3 bulduğumuz için bu toplam bize 20'yi verecektir. Doğru cevabımızın B şıkkı olması gerekir. Dosyamızın %60'lık kısmı yüklenmiş, geriye 100 60'tan %40'lık kısmının kalacağını söyleyebiliriz. İşte bu yüzde %40'lık kısmını e, saniyede 16 megabayt yükleyerek 10 dakika 40 saniyede yükleyebiliyormuşuz. Hemen 10 dakika 40 saniyede yükleyebileceğimiz dosya büyüklüğünü bir hesaplamaya çalışalım. Şimdi 10 dakika 10 kere 60'tan 600 saniye yapar. 40 saniye daha eklersek bu bize 640 saniye verecektir. 1 saniyede 16 megabayt yüklüyorsak, 640 saniyede 640 çarpı 16 megabaytlık yükleme gerçekleştiririz. O işte bu da bizim dosyamızın 40'lık kısmını bize verecektir. Dosyamızın büyüklüğünü x gigabayt olarak alalım. Burada megabayt hesabı yaptığımız için bunu da megabayta dönüştürelim. 1 gigabayt 1024 megabayt olduğu için x gigabayt x çarpı 1024 megabayt gelecektir. Ama bizim hesabımız dosyamızın 40'lık kısmı içindir. Yani bizim bunu yüzde 40'la sadeleştirirsek %40'ı 2 bölü 5 ile çarpmamız gerekir buradan x'i bulmaya çalışacağız. Şimdi e, biraz düzenleme yapalım. Aslında içler dışlar çarpımı yapalım. Yani 5'i şuraya gönderelim. 640'ımız var. 640'ımızı e, 64 çarpı e, 10 diye yazdığımızı düşünelim. 64 çarpı 10'daki 10'u da 5 çarpı 2 olarak yazalım. 16'yı ya 2 üzeri 4 alalım. Gelen 5'i de 5 üzeri 1 diye yazalım. Bu da bize x çarpı 1024 çarpı 2'yi versin. 1024 2'nin 10. kuvveti gelir. Şuradaki 2'yi de 2 üzeri 1 olarak yazabiliriz arkadaşlar. Şu ikilerin birbirini götürdüğünü düşünelim. 64 ne yapacaktır? 2 üzeri 6. Şuradan da 2 üzeri 4'ümüz gelir. Bunun dışında 5 buradan 5 buradan bir de 25'in geldiğini görüyoruz. Karşı tarafta ise x çarpı 2 üzeri 10 var. 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 4 de 2 üzeri 10 yapar. 2 üzeri 10'lar sadeleşirse x değerimiz 25 olarak gelecektir. Demek ki dosyamızın büyüklüğü 25 GB'tır. Bunu söyleyebiliriz. Dosya yüklendikten sonra bellekten ne kadarlık boş yer kalır demiş. Normalde belleğimiz 64 GB'lık boş bir bellekti. 25 GB'ını dosyamızla kaplarsak 64 25'ten geriye 39 GB kalacaktır. Doğru cevabımızın E şıkkı olması gerekir. Öncelikle her öğrencinin kendi tahminini zaten bildiğini unutmayacağız. Diğerlerinin tahminlerini bulmaya çalışacak her bir öğrenci. Herkes tahminlerini öğretmene söylüyor. Öğretmen hepsinin tahminini bilerek şuradaki değerlerin sonuçlarını tahtaya yazıyor. Yani mesela öğretmen A eksi B'nin 5 olduğunu söylüyor. B çarpı D'nin diyelim ki 10 olduğunu söylüyor. A eksi B eksi C'nin de 2 olduğunu söylüyor. Ve öğrencilerden arkadaşlarının da tahminlerini yakalamalarını istiyor. Mesela aslan için yorum yapacağız. Aslan A'yı biliyor. A'yı bilirken bu verilenler yardımıyla B'yi, C'yi, D'yi bulabilecek mi? Biz buna bakacağız. Öncesinde şunu söylemek istiyorum. E mesela en üstte bize A B verilmiş. En altta da A B yine kullanılmış. Yani biz A B'nin sonucunu biliyorsak onu şu alt tarafta yerine yazarak doğrudan neyi bulabiliriz? C'yi bulabiliriz. Demek ki buradaki tüm öğrenciler bir kere neyi bulabiliyor? Zaten C'yi bulabiliyor. Bu bizim için önemli. O zaman C'yi bir kenara bırakalım ve A için B'yi ve D'yi bulabiliyor mu buna bakalım. B için yani Burhan için A'yı ve D'yi bulabiliyor mu buna bakalım. Davut için de e, Aslan'ın tahminini ve Burhan'ın tahminini bulabiliyor mu bunlara bakalım arkadaşlar. Çünkü herkesin zaten C'ye ulaştığını görüyoruz. Cüneyt için neye bakacağız peki? A'ya B'ye D'ye ulaşabiliyor mu? Buna bakacağız. Aslında şimdi A'ya baktığımızda, yani baktığımızda zaten Aslan'a baktığımızda zaten A'yı bildiği için en üstü A'yı yerine yazarak neyi çekebilir? B'yi çekebilir. B'yi bulur. Ee, B çarpı D eşittir 10 mesela biz öyle yazmışız. E ee, B'yi bulmuştu yerine yazarak bu sefer de neyi bulabilir? D'yi bulabilir. Demek ki Aslan buradaki tüm arkadaşlarının tahminine... E, erişebiliyor arkadaşlar. Aslında aynı durum Burhan için de geçerli. Zaten o B'yi biliyor. O zaman üst tarafta B'yi yerine yazarsa A'yı bulur. B'yi biliyor. B çarpı D'nin de sonucunu bildiği için rahatlıkla B'yi yerine yazdığında D'yi de bulacaktır. D'ye geliyorum. Şimdi Davut'a bakacağım. Şimdi Davut D'yi biliyor. O zaman şu B çarpı D'de D'yi yerine yazarsa B'yi bulabilir. B'yi bulduktan sonra üst tarafta yerine yazarsa bu sefer de A'yı bulabilir arkadaşlar. Şimdi e, Cüneyt'e geldik. Peki Cüneyt burada neyi bulabilir aslında Cüneyt bir tek C'yi biliyor. Zaten buradaki eşitliklerde bize yine C'yi veriyordu. Yani Cüneyt için buradan ekstra bir bilgi gelmeyecektir. Dolayısıyla Cüneyt bazı tahminlerde bulunsa da arkadaşlarının tahminlerini net olarak burada ne yapamaz, yakalayamaz. Çünkü zaten Cüneyt'e burada verilecek bilgi en üstteki ve en alttakinden zaten Cüneyt'in kendi tahminini veriyor. Diğerlerini bulmakta Cüneyt zorlanacaktır. Belki tahmin edebilir, şu mu ki, bu mu ki diye düşünebilir ama emin olamayacaktır. Dolayısıyla biz burada asla. Burhan'ın ve Davut'un arkadaşlarının tahminlerini bulabileceğini ama Cüneyt'in buna kesinlikle ulaşacağını söyleyemeyiz. Doğru cevabımız da o zaman aslan Burhan ve Davut olarak gelecektir. Yani D şıkkı doğru cevaptır arkadaşlar. Öncelikle şöyle dairesel bir parkuru resmetmiş olalım. Temsili olarak A noktamız şurada bir nokta olsun. B noktamız da şurada bir nokta olarak gelsin. A noktasından B noktasına doğru hareket ettiğimizi düşünelim. Ee, şöyle ilerleyelim ve B noktasından ilk geçiş anımız A noktasından hareketimizden itibaren X dakika sonra olsun. Şimdi tekrar B noktasından geçmek için artık bir bir tam tur atmalıyız. Çünkü zaten B noktasındayız. Bir tam tur attığımızda tekrar nereye gelmiş olacağız? B noktasına gelmiş olacağız. Bir tam tur atma süremiz de Y dakika olsun. O zaman B noktasından birinci geçişimiz için geçecek süre X dakikadır. İkinci geçiş için bu X'in üzerine bir tane Y eklemiş oluruz devam edip tekrar B noktasından geçmek istediğimizde bu sefer az önceki Y'nin üzerine bir Y daha ekleriz. Çünkü zaten B noktasındayız. Tekrar B noktasından geçmek için bir tam tur atmamız gerekir. Yani bundan sonraki tüm geçişler için artık bir tam turluk süremiz olan Y dakikayı ekleyeceğimizi görüyoruz. Burada ee, A noktasından hareketinden itibaren 23 dakika sonra B noktasından dördüncü kez geçmiştir diyor. O zaman birinci geçiş için X dakika geçecek. Daha sonra ikinci, üçüncü ve dördüncü geçişlerin her biri için Y dakika geçeceğinden X artı 3 Y bizi neye götürmüş olacak? 23 dakikaya götürmüş olacak. Aynı mantıkla ilerlediğimizde. Ee, hani yedinci kez demiş ya zaten dördüncü kez geçmiştik bunun üzerine beşinci kez altıncı kez ve yedinci kez geçişimiz olacak yani 3y dakika daha ekleyeceğiz o zaman x artı 3y'nin üzerine bir 3y daha eklediğimizde bu sefer de 44 dakikaya ulaşacağımızı söyleyebiliriz zaten x artı 3y'ye 23 demiştik 23'ü karşıya atarsak 3y'miz 44 eksi 23'ten 21 gelir y'miz de 21 bölü 3'ten 7 olarak bulunmuş olur Y'yi şurada mesela yerine yazsak 3 kere 7 21. O zaman x'imiz de 2 gelir ki 2 ile 21'in toplamı bize 23'ü vermiş olsun. Bize ne sorulmuş? Bu araç A noktasından harekete başladıktan kaç saniye sonra B noktasından ilk kez geçmiştir? Zaten ilk kez geçmek için geçecek olan süre x dakikaydı. X'i 2 bulduk. Saniye cinsinden 2 çarpı 60 yani 120 saniyeyi bize verecektir. Doğru cevabımızın A şıkkı olması gerekir arkadaşlar. Sınırları ortak olan bölgeleri birbirinden farklı renklere boyayabiliyoruz. Elimizde zaten 4 tane renk var: mavi, turuncu, yeşil ve sarı. Soru işaretiyle verilen bölge hangi renge boyanamaz? Bunu yakalamaya çalışacağız. Bence e, deneyerek başlayalım. E, şimdi burası bizim birinci bölgemiz olsun, soru işareti olan yer. Biz orası hangi renk olamaz? Buna bakacağız. Alt taraf ikinci bölgemiz, sağ taraf üçüncü bölgemiz, üst tarafta dördüncü bölgemiz olarak gelsin. Mesela iki numaralı bölgeyle başlayalım. 2 numaralı bölgeye baktığımızda zaten hem dörtle ortak, hem 3'lü ortak, hem sarıyla hem turuncuyla ortak sınırı var. Biz mesela buraya şu anda sarı ve turuncu bildiğimiz için sarı ve turuncu dışında bir renk vermeliyiz. Yeşil verdiğimizi düşünelim. Hemen ben orayı şöyle yeşile boyamak istiyorum. Buradan ya 4 numaraya ya da 3 numaraya geçelim. Mesela 3 numaraya geçtiğimizde 3 numaranın hem sarıyla, hem turuncuyla hem de iki numaralı bölgeyle ortak sınırı var. O sınırları da şöyle göstermek istiyorum. Demek ki şu şu anda 3 numaralı bölgemiz yeşilde olamaz, sarı da olamaz, turuncu da olamaz. Onun için tek seçenek mavi olarak kalacaktır. 3 numaralı bölgeyi de şöyle maviye boyamış olalım. 4'e geçtiğimizde 4 numaralı bölgenin de hem 2 numaralı bölgeyle yani şu anda yeşille, turuncuyla hem de 3 numaralı bölge maviyle ortak sınırı var. O zaman yeşil olamaz, turuncu olamaz, mavi olamaz. 4 için sadece sarının kaldığını söyleyelim. Oraya da şöyle sarı yazmış olalım. E baktığımızda sol üst köşedeki soru işaretli olan 1 numaralı bölgemize o buradan sarı ile ortak sınıra sahip. Bir de iki numaralı bölge olan yeşille. Demek ki sarı olamaz, yeşil olamaz ama mavi olabilir, turuncu olabilir. Şu anda iki numaralı bölgeye zaten yeşil verebilirdik, bir de mavi verebilirdik. Yeşille başladığımız anda bir numaralı bölge. Yani soru işareti olan bölgemiz için mavi ve turuncuyu elde ettik. Bir de iki numaralı bölgeye mavi vererek devam edelim. Bakalım neye ulaşacağız. Buraları şöyle bir temizlemek istiyorum. Yine şurası bizim bir numaralı bölgemiz olarak gelsin. Burası 2, burası 3, burası da 4 numaralı bölge olarak gelmiş olacak. Dediğim gibi 2 numaralı bölgeye yeşil vermiştik. Bir de mavi vererek başlayalım. Buraya mavi verdiğimizde şimdi 3 numaraya baktığımızda mavi olamaz, sarı olamaz, turuncu olamaz. Onun da ne olması gerekir? Yeşil olması gerekir. Yani 2 ve 3 rolleri değişmiş gibi oldu. Ama 4 numaralı bölgeye geldiğimizde mavi ile sınırı var, turuncuyla sınırı var, yeşille sınırı var, sınırı var. Yine buranın ne geleceğini söyleyebiliriz. Sarı geleceğini söyleyebiliriz Bu şekilde bir numaralı bölgeye baktığımızda mavi olamayacağını aynı zamanda sarı olamayacağını görüyoruz. O zaman yeşil olabilir, turuncu olabilir. Bunun dışında bir durum gelmeyecektir. Çünkü iki numaralı bölgeyle başladık. Zaten iki numaralı bölgenin alabileceği iki renk var. İkisi de deneyerek diğerlerinin ne gelebileceğini belirlemiş olduk. Demek ki biz soru işareti olan bir numaralı bölgede mavi rengi, turuncu rengi, yeşil rengi kullanabiliriz. Mavi ve turuncuyu eleriz ama sarıyı kullanamadığımızı belirleriz. Doğru cevabımız da A şıkkı yalnız bir olarak işaretlemiş oluruz arkadaşlar arkadaşlar. Hemen iki bölümden oluşan parkurumuzu şöyle alt tarafa bir resmetmiş olalım. Şöyle ayıralım. Burası bizim birinci bölümümüz. Burası da ikinci bölümümüz olarak gelsin. Birinci araç birinci bölümü saatte 40 kilometre hızla 24 dakikada tamamlamıştır. 24 dakikayı bir saate çevirelim. 24 dakika 24 bölü 60'tan 12 ile sadeleştirirsek bize 2 bölü 5 saati verir. 40 kilometrelik hızla 2 bölü 5 saat hareket ettiğimizde 40 çarpı 2 bölü 5 yani 16 kilometre yol yapmış olur. O zaman şu birinci bölümün toplam uzunluğu 16 kilometre olarak gelecektir. İkinci araç tüm parkuru saatte 19 kilometre hızla 1 saatte tamamlamıştır diyor. E, o zaman 1 e, saatte saatte 19 kilometrelik hızla gidersek 19 çarpı 1'den 19 kilometre yol yapmış oluruz. Bu bize e, tüm parkurun uzunluğunu verecektir. Zaten birinci bölüm 16 kilometreydi. O zaman 19-16'dan ikinci bölüme de 3 kilometrenin kalacağını söyleyebiliriz. Üçüncü araç ikinci bölümü 10 dakikada tamamlamıştır. Üçüncü aracın saatteki hızı nedir diye sorulmuş. Saatteki hızını V olarak alalım. 10 dakika 10 bölü 60'dan bize 1 bölü 6 saati verecektir. O zaman V hızla 1 bölü 6 saat gideceğiz. Bu bize V çarpı 1 bölü 6'lık yolu verecektir. Bu yolda ikinci bölümün uzunluğu olan 3'e eşit olmalıdır arkadaşlar. İçler dışlar yaparsak V'miz 6 kere 3'ten 18 gelir. Doğru cevabımızın D şıkkı 18 olması gerekir.